Bir gün kilip ümmet düşmanın büler, bugün ceng kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız, kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد البت اسلام امتى صليبيلر tarafından yani 2001-ci yildan keyin melodi sana bilan islom ummatiga yopirilib kelgan bu salibiylik ittihod ittifoqiga qarshi birinchi sangarlarda birinchi islom chegaralarida turgan mujohid birodarlarimiz bir lahza ham o'zlarini islomiy vazifalarini unutganlari yo'q, balki mana shu yo'lda eng o'zlarini aziz bebaho jonlarini qurbon qilish bilan aqida himoyasida davom etyaptilar. Agarchi dunyo axborot vositalarida biz haqimizda ma'lumotlar oz bo'lsa-da, lekin islom ummatini ko'pchiligi bizning jamoatimiz va jamoat a'zolari bo'lgan mujohidlarni qilayotgan amallariga mushohid bo'lib, guvoh bo'lib turishibdi. Albatta biz harakatni xosatan mana bu salibiylik yangi jangidan buyog'iga boshlab asosan ko'proq mana shu aqidani, mana shu islomni, mana shu musulmonlarni himoyasi uchun jihad maydonlarida yuribmiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu amallarimizni o'zi rizoligi uchun qilyapganmiz qabul qilsin va shahidlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo qadamlarimizni sobit qadam qilsin. Albatta biz barcha islom ummatini mu'min musulmonlariga xotirjamlik beramizki, biz o'zimizni tanlagan yo'limizdan bir lahza ham g'aflat qilgan emasmiz, orqaga chekingan emasmiz. Olamiy kufrga bo'yin ekkanmasmiz va Allohdan shuni duo qilamizki, biz mana shu o'zimizni vojibotimizni to'la to'kis bajarishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Albatta, islom ummatini bir bo'lagi bo'lgan bizni mana bu islomiy jamoatimiz ham aytib o'tdik, ana shu o'zini jihodiy xandaqida o'zini vazifasini davom ettiryapti. Va albatta bugungi kurashimiz kattaroq maydonga, kattaroq hajmga, siyosiy o'laroq, harbiy o'laroq katta maydonga chiqilingan. Albatta mana bu jangimizda o'ziga yarasha shart-sharoitlar bor. Bugun avvalgi holat emas, 11 sentyabr 2001 yildan oldingi holat emaski, har bir voqeaga biz axborot vositalari orqali o'zimizni munosabatimizni bildira olsak, lekin alhamdulillah mana bu mujohidlarni axborot vositalari orqali inshaalloh ma'lumotimizni yetkazib turamiz. Albatta aytib o'tdik, mana bu jamoatning maqsadlaridan bittasi nima? Allohning hokimiyatini Allohning mulkida o'rnatishlik. Ya'ni butun olam, butun mulk Allohning mulki va bu mulkda faqat Allohning hukmi tatbiq bo'lishlik kerak. Va bu hukm ana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishidan keyingi xulafoi roshidin al-mahdiylar davrida va undan keyin ham islomiy xilofatlar davrida tatbiq qilingan singari islomiy xilofat qurilib
mana bu butun olam mana bu Qur'on hokimiyati bilan idora qilishlik uchun urinayotganmiz. Va biz Alloh subhanahu va taoloning ana shu Qur'oni Karimdagi faqotiluhum hatta la takuna fitna va yakuna ad-dinu kulluhu lillah degan oyatidagi toyinki yer yuzida fitna qolmagungacha kofir mushriklarga qarshi jihad qilinglar, qital qilinglar va barcha dinlar Allohni o'ziga xos isbotlanguniga qadar jihad qilinglar degan amriga labbayk deb ijobat qilganmiz. Yani biz katta maştabga, katta maydonga chiqdik. Avval har bir harakatlar, islomiy jamoatlar, jihodiy harakatlar o'zlarini diyorlardagi kufr nizomlari bilan, rejimlari bilan nima qilardi? Kurashardi. Lekin endi u narsa tugadi. U tugadi, aytib o'tdik, insoniyat ikkita safga o'tdi. Ya'ni buni misolni shunga keltirib o'xshata olamizki, 3-chi jahon urushi bo'lyapti. Jahon urushlari bo'lgan vaqtida 2 saf bo'lgan insoniyat. 3-chi saf bo'lganmi? Lekin biz faqat bir yakka yagona Allohning so'zigina qabul qiladigan jamoat kitob va sunnat asosida yashab kelyapgan, taqvoni asosiga qurilgan, avvaldan qurilgan bu jamoat Allohning dushmanlariga hargiz va hargiz do'stlik qo'lini uzatmadi. Chunki Allohning dushmanlariga suyanib, Allohning diniga yordam beraman degan odam kazzob bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil mobaynida o'zlarini siyratlarda bizlarga amaliy ko'rsatdilar. 13 yillik Makka'dagi tavhid da'vati, 10 yillik islomiy davlatni qanaqa qurganlarini biz yaxshi bilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suyangan, tavakkul qilgan narsalar davlatlar emas edi. Alloh. Biz shu siyratni bilamiz. Alhamdulillah Allohning tavfiqi bilan ayniki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rad qilgan, biz ham rad qilganmiz. Shundan keyin kufrli siyosat shuki, vaqtiki o'ziga bo'ysindira olmadi, o'ziga og'dira olmadimi? Nima qiladi? Endi shu shaxsni yoki shu jamoatni nomini bulg'ashlik uchun nima qiladi? Go'yoki boshqa tarafni odami deydi. Shuning uchun ham biz mana shu fursatdan foydalanib aytamizki, islom ummatining rijollariga, islom ummatining peshvolariga dinga xiyonat qilmanglar. Bali, agar dinga xiyonat qilmayman, faqatgina Allohni aytganini qilaman desanglar, mumkin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 yil Rasululloh sallam Makkada qamalda qoldilar. Qamalda qolasizlar. Yoki Badr, Uhud, Xandaq g'azvalarini singarin kufr tarafidan muhosara bo'lasizlar. Lekin bu Alloh taolaning sunnati. G'alaba bilan mag'lubiyat bilan imtihon qiladi. Kenglik bilan torlik bilan imtihon qiladi. Mana bu torlikka tushgan vaqtida torlikdan olib chiqib ketadigan bitta zot bor. U ham biz Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun ham biz Allohning tavfiqi bu. Alloh taolo bizlarga shu tavfiqni berdiki, biz kufrga qo'l bermadik. Ya'ni mantiqan agar qaraydigan bo'lsak, men dinga xizmat qilaman, islom hokimiyatini o'rnataman, Allohning hokimiyatini o'rnataman desa-yu, Allohning dushmanlari bilan do'stlik qilsa. Allohning dushmanlari bilan do'stlik qiladigan bo'lsa, buni aqlan mantiqan rad qiladi buni. Mumkin emas bu. Mana shu bo'lgan, mana shu radiolarda biz o'zimiz ham eshitgan narsada so'rayapti ana shu Arkadiy Dubnov o'sha yozgandan, sen nimalar asosida buni yozyapsan? Sen ko'rdingmi yo ko'rmadim? Eshitdim deb. Nimaga sen ko'rmagan, faqat eshitgan narsangni yozyapsan? Bu yerda bitta nuqtani aytib o'tdi shu. Ki butun hozirgacha tajribadan o'tgan islomiy liderlar, islomiy figuralar, islomiy shaxsiyatlar albatta kufrni biror bir davlatni istixborotiga xizmat qilganlar. Bularning xulosasi bu. Taxmini shunaqa. Ya'ni demak islom peshvoligini da'vo qilgan kishilarni qilgan noto'g'ri amali bilan islom ummatining rijollari nima qilingan? Yomon otliqqa chiqqanlar. Yomon otliqqa chiqqanlar. Chunki biz ergashadigan kitob Qur'on turibdi.
biz ergeşeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetler, siretler durdu. Biz daim etkemiz. Amerikan askeri bulmayız. Rus askeri bulmayız. Kerimif askeri bulmayız. Mintakadaki murtad münafık hükümetlerin askeri bulmayız. İngilizlerin, Yahudilerin askeri bulmayız. Fakat ve fakat Allah'ın askeri bulmayız. Biz yani cündullahımız, Allah'ın leşkerimiz. Biz küfür murtad münafıklarına ertege kol verip Allah'ın cennetini ümit kıladigan bulsak bu mümkünmez bu. Çünkü Allah Teala'nın haklardan bittesi benden üstte Allah'ın dostlarını dost düşlik, düşmanlarını düşman düşlik. Elhamdülillah Allah Teala bergen basiret bulan, tavfuk bulan biz elhamdülillah dost kim, düşman kim? Elhamdülillah tanı vagamız. İslam tarihinde bir kança salibiler yürüyüşü bulgan. Çingiz Han yürüyüşü bulgan, komünistler yürüyüşü bulgan. Yahudiler kilip Falastinli basu bulgan. Walekin bugungi kunda İslam ümmetini başa solingan kun, kara kun, bugun emas tarihta. Bu nimadan iborat? İslam ümmetini erkeklerini ve en afzallarını ana şunday kıynak markazlarga toplar, türlü türlü ruhi, cismani azaplar, hatta ki ularinin namusunu bulgaşirler, tarihta bugun emas. Ayollarının namusu tecavüz bugün tarihta. Lekin erkeklerini bu şekilde, kabih şekilde tecavüz kılıp, ularını hem filmlerge, akslerge olup, bütün başariyeti kursatışlık bugün emez. Şunun için hem bugün İslam ümmetinin ricallarge, erkeklerge, kayırda buluştan katli nezar. Kayısı tilde gepirişten katli nezar. Kayısı rangda buluştan katli nezar. Farz, farz-ı ayn ki mana bu zulümge karşı, mana bu şirk küfürge karşı turşlik gerek, mana bu zulümle daf kılışlık gerek. Bölmesem, Allah hasresin, bizden cüdaham hunuk tarih kalan. Cüdaham hunuk tarih kalan. Bu halattan çıkışlık için hamamız, bütün ciddi cahdımız sarpleşimiz gerek. İslam ümmetiga asosiy aytadigan sözüm şundan iboratki Allah subhanahu wa ta'ala Banu İsrail'ni Musa ve Harun aleyhisselamlar tarafından buyurulgan bitta buyruğunu cihat amalini Allah ta'ala farz qilgandi. Bular buni rad qilishdi. Allah ta'ala 40 yil Musa ve Harun aleyhisselamlar bor bo'lgan bu ümmetini sahrada nima kıldı? Darbadar kıldı. Bitti bir yürük bacarınlar. Şambe günü balık tutulmaslik. Allah-u Teala nahi kılgen amalini kıygen Banu İsrail'li Allah-u Teala meymullerge eğlendirip bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıygendiler ki ben ümmetim masık kıpta şambe gindi. Elhamdülillah biz meymullerge eğlenmeyemiz halas. Ve halen ki Allah Subhanehu ve Teala ve onu Resulü, onu Habibi, Peygamberler, Seyyidi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kançadan kança büyürüklerini bacarmayemiz, bacarmayemiz, kaytargarlardan kaytmayemiz. Kaytargarlardan kaytmayemiz. Şunun için biz zillet harlikte devam ediyemiz. Allah Subhanehu ve Teala ne dedi? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i bitti buyruklarını bacarmagan kişiler boşlarga fitne kilip kalışlik ya ki alamlantırıcı azab kilip kalışlikden ihtiyat bulusun dedi. Yani parvardigarını buyruklarına itaat kımagan onu Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyruğuna itaat kımagen ve ular kaytargan dersinden kaytmagen ümmetti bana bu hali ular 40 yıl sahrada darbadar bulu hames halak bulup gitken egen biz karı bir karım bulu yaptı ki muhim nimet İslami hilafat Kur'an hakimiyetten mahrum bulu yaşayemiz mahrum bulu yaşayemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat taptılar.
vafot topganlardan keyin bu ummatni birinchi qilgan amal nima bo'ldi? O'zlariga xalifa tayinlab olishdi. O'zlariga xalifa tayinlab olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qabrlariga bir necha kundan keyin dafn qilindi. To'g'ri, bu asosiy muhim masala bajarib olindiki, xilofa xalifa tayinlab olindi. Chunki xalifani misoli bir jasadni boshi u. Bizni ummatni misoli bugun boshsiz jasadga o'xshaymiz. Boshsiz surat ham bo'lmaydi. Boshsiz hayvon ham bo'lmaydi. Biz boshsiz ummatimiz. Vaholanki kufrning hammasini boshi bor. Yahudini boshi bor. Nasoroni boshi bor, butparastni boshi bor, kommunistni boshi bor, hammasini boshi bor. Boshsiz ummat, boshsiz millat, boshsiz qavm yo'q. Hatto boshsiz darrandalar yo'q. Hamma hayvonlar o'zini boshi bo'ladi. Bitta asalarini malikasi bo'ladi. Chumolini o'zini podshosi bo'ladi. Sherlarni o'zini bitta podshosi, bo'rilarni o'zini podshosi bo'ladi. Bu ummatning boshi yo'q. Shuning uchun bu ummatga eslatamanki, o'zini boshini topib olsin. Bu bosh osonlik bilan kesilgan emas. Qonlar bilan kesilgan, qonlar bilan qaytarilgan. Bali ummat butun kuch-quvvatini sarflayapti dinni himoya qilaman deb. Kimdir ilmi bilan, kimdir da'vati bilan, kimdir jihodi bilan, kimdir mol-mulki bilan. Lekin bu kurashlarni, bu mashaqqatlarni natijasi, samarasi xilofat bo'lishi kerak. Xilofat bo'lishi kerak. Xilofat bo'lmasa bu ummat bu xorlikdan, bu zillatdan chiqmaydi. Shuning uchun meni ummatga birinchi tavsiyam shu. Biz xoyrul ummat edik. Yaxshi ummat edik. Lekin bugun eng yomon ummat bo'ldik. Alloh taolo Qur'onni maqtadi. Lekin biz Robbimizning buyruqlarini bajarmadik. Havoyimizga yoqqanini oldik, havoyimiz yoqmaganini tashadik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta hadis bor. Kim jihod qilmasa, jihodga o'zini tayyorlamasa, o'layotganda munofiqlikdan bir sifat bilan o'ladi. Jihod Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelishi bilan jihodni boshladilar. Uhud kuni u kishining muborak yuzlaridan qon oqdi. Badallari jarohatlandi. Qani bir savol beraylik hammamiz o'zimizga. Biz afzalimizmi u kishidan? Biz ham qonimizga tosh bog'ladingmi? Biz ham tishimiz to'kildimi shu din yo'lida bir zarba yeb? Qonimiz oqdimi? Hammani o'zini vijdoniga havola, o'zini iymoniga havola. Bizi qonimiz afzalmi? Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qoni afzalmi? Bizni vazifamiz bizni egallab turgan bir dini mas'uliyatimiz muhimmi yoki payg'ambarlik maqomi muhimmi? O birodarlar, xotirjam bo'lsin. Muhammad Rasululloh sallam vafot topib, bu din to'xtab qolmadi. Abu Bakr vafot topib, bu din to'xtab qolmadi. Umar shahid bo'lib, Usmon shahid bo'lib, Ali shahid bo'lib, bu din to'xtamagan bizga o'xshaganlari millionta milliontasi jihod maydoni agar o'lib qolaman deb qo'rqilayotgan bo'lsa, vaholanki o'lim faqat jihod maydonida emas. Din to'xtab qolmaydi. Faqat mana bu savolga javob tayyorlab paylikki, xo'p Rasululloh sallallohu qarang, yosh 54 yoshda Badr, 55 yoshda Uhud, 58 yoshda Xandaq, 60 yoshda Makka fathi, 62 yoshda Tabuk g'azvasi. Yosh keksa payg'ambar. Allohning habibi. Ko'zimiz oldiga keltiraylik Uhud kunida u kishining holini. Shunaqangi qon yuzlardan oqdiki, chang g'uborlar bilan yuzlari qonga belanib ketdi. Tanimay qolishdi. Allohning habibi. Biz ham jihod qildikmi? Biz ham jarohatlandikmi? Biz ham bir dushmanga qarshi o'q otdikmi? Vaholanki bugun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlari amaliy ko'rsatib bergan jihodni qilganlarni masxara qilinadi. Ularni terrorist deyiladi. Ularga toshlarni otiladi. Vaholanki Alloh taolo bu mujohidlarning maqomini ko'tarib qo'ygan. Ulamolarning sayyidi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam.
mücahidlerinin seyyidi Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ukuştan biz namun olishimiz ki. Butun İslam ümmeti ki. Meni tavsiyem. İslam ümmetinin hemen arsası var. Ulemaları var elhamdülillah. Mücahidleri var. Fidayileri var. Lekin hilafeti yok ümmet. Tafraka tafraka buluşu baskılışı gerek. Hame bitti buluşu gerek. Bitti boş gerek. Bitti bayrağı kastı cemleniş gerek. Bu fakat İslami hilafet böyle. Eğer biz kavmi cihat kısak, vatani cihat kısak, kafirle uz yardan veren. Eğer bizi cihadımızın neticesi hilafet böyle digan bosa, bütün kafirle bana Afganistan'a yapırılıp geldi, yapırılıp geldi. Bunlar kohmasızlığımız gerek. Han dakikam yapırılıp geldi bile. Kirele dinimize kaytari. Yani cihadımıza kaytari. Kalip. Yeryüzünün bir parça yeri var mı ki bu şehirde Kur'an hakim bize? Kup itirazlar bildirildi ki sizler nümege düşmanlığa karşı can kalasınlar. Nüme kalaylik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kanları bilen, ukşunun meşakkatleri bilen, sahabelerin konu bilen, fathı bilen cezire koldan geçse. Onlardan ki yenge uluk zatlar kilip durup fathı ki Andalus koldan geçse. Bukhara koldan geçse. Afrika koldan bütün İslam yerde sahabelerini, tabiillerini, salaf salihillerini, kabirleri var. Saçılık etken. Şu kanlarını yöveze kigen bize kogen amanatla mirasla hemesi bizde tahta hap koyulingen bese. Indi biz şunu kaytara olamiz deyip kureşi yapken bese. Kambiri yapken bese. Yine bizim alamat bese. Ya hali bizi yelkenimizde farz var. O fatih bu megen diyarlarını fatih kilişik. Çigarası kigen de kigen biz bu masallarını kuruşamiz ki cihad farz-i kifaya mı, farz-i ayem mi? Biz bitti mene bu ayetten kip çıkıyoruz amal kiliyem biz. Uzine lillezine yukateluna bi annehum zulimu ve innallaha ala nasrihim ne kadir. Bu Medine kilingende birinci cihad birliğinden ayetidir bu cihadke. Hücumda uçuru yapken mazlum bugan Müslümanlarge mazlum buganları üçün cihad kilişlikke, kitab kilişlikke Allah-u Teala İzin berdi, icazat berdi. Allah Teala albatta bu mazlumlar yordam beşikke qadir degan oyatdan kelib chiqib biz sözü cihat qilyapmiz. Hali kofirlarni ushlagan joyda o'ldiringlar. Kofirlarni fitna bo'lgan, fasod bo'lgan joyga bostirib borib musulmonlarni hukumatini yerda o'rnatinglar. Hali u gapga hali ancha bor. Şunun için hem kiliyler, ey ahli iman braderler, ey mumun Müslümanlar. Uzumuz uzumuz aldamaylik. Uzumuz uzumuz aldamaylik. Uzumuzu dinli malum bir vacibatlarını, kılıp kuşuyla uzumuz uzumuz aldamaylik. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktilerde cihatke çakırlardı, hayye alal cihad de. Hayye alal cihad de. Şu hayye alal cihad degen Çakırlıkta nidaga icabat kanaka bölerdi. Kimdir at üstüde, kimdir tüyen üstüde, kimdir piyada, kuliga, şey, nayzasını ogen, kemanını ogen, çıkkan, Hanzala radiyallahu anhu, gusül vacib bugen, hayye alel cihad degen de, gusül vacib bugen kişi, gusül kısam, Allah'ını çakırlıkta icabatsiz bu komay, icabatim ki çıkıp komasını dedirip, çıkıp gitti bu kişi, gasilül malayka böldü. Cihat maydanında şehit buldu. Üylenin keçesini birinci keçesi. Katte katte sahabeli alimle barıdı. Abdullah ibn Mas'ud'la barıdı. Hemen sahabeli barıdı. Burartesi kitap defterini kuterip kemedi ya Resulullah. Men şu kitap yazıp duray şu hem cihat. Ya menem bu Türk işin davat kıp duray şu hem cihat demedi. Hemen icabetini buldu. Ameli buldu. Ameli buldu. Ne demek özümüz aldayımız? Men kitap yozayapman. Men davat qilyapman. Men yetimlarni qarayapman. Uyiga kofir bostirib kelgan kishini tahajjud o'qishi kulgili narsa bu. Ey kofir, sen to'xtab turgunmi? 2 rakat namoz o'qib olar. Bizni bugun dinimizga bostirib kelyapti.
bizi haramimiz xatarda, bizi Madinamiz xatarda, Baytul Maqdis xatarda, Qur'on xatarda, madrasamiz xatarda, hamma narsa xatarda. Bu vaqtda mana bu kitoblar dam olib turish kerak, bularni qo'yib, labbayk Allohumma labbayk deb chiqib ketishimiz kerak. Bu din qurbonlik dini bu. Qurbon hayiti deyilyapti. Eidul Adha. Qurbonlik. İbrahim aleyhisselam oğullarını kurbanlık eder bu. Yahya, Zekeriya aleyhisselamlar şu yolda şehit buldu. Muhammed Resulullah sallam şu yolda kan verdi kurbanlık bu. Fakat bu koy suyuşu, mol suyuşu düşünmesi gerek. Bu din kurbanlık dini bugün. Peygamberlerin kanı töküldü yerge. Bizi nemege tökülmez. Peygamberlerinin nefis cesediga kılıçlar uruldu, nayzalar sançildi. Bizki öyleden hafızal mı? Biz hem kurbanlık birey. Sahabelerin Resulullah sallam çakırsa da ya bu Hurayra deseler. Atanem sizge pida bulsun. Hani biz hem tildemez, ameli pida kılamız mı? Kur'an'ın üstüge bavul kılınsa yo, bu ümmet tamaşa kütüreverse. Peygamberinin aksini çıkarıp tunguzlege okşatilse, nauzu billah minzalik, tamaşa kütüreverse. Peygamber aleyhisselam'ın bana bunda yaman namlarige buhtallar ötülse, bu tiyarisidir falanıdır, bu agar bana bunda gözallar melikesi bulsa, şu macliski tribugandı kilerdi deyip durup buhtallar kılınsa. Yana jim turlaymiz. Iymonga musharraf bo'lishdan maqsad nima? Ilm o'qishdan maqsad nima? Dinni haqiqatdan tushunishdan maqsad nima? Dinni himoya qilishlik, dinga qurbon qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Uhud kuni qanaqangi himoya qilindi? 9 kishi edi. Abu Dujonat al-Ansori Rasululloh sallallohu shunday o'zini qalqon qildiki, orqasi shu tipratikanga o'xshab ketdi. Shuni ham ko'p kalon o'qitdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegmadi. Talha ibn Ubaydulloh qo'llarini tutib berdilar, qo'llari uzilib ketdi qilish tegdi. Qani Talha ibn Ubaydulloh? Qani Abu Dujonat al-Ansoriylar? Nomimiz o'shalarga o'xshaydi, qani amalimiz ham o'xshasin o'shalarga. Yahudiylar Xaybarga qaytmoqchi yo'q, birodarlar. Xaybarga qaytmoqchilar. Xaybar Madina bu. Madinaning yonida bu. Xaybarga shahar qurib qo'ygan yahudiylar. Musulmonlar kira olmadi yerga. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qabrdan muborak jasadlarni chiqarmoqchi. Abu Bakr Umarlarni chiqarmoqchi bular. Bu niyati bor. Bunga bir necha bor uringan bular. Ha, endi bizi kulumuzdan nime kelerdi de uzur ayeti yapken kişiler Falastin'de uzunu fidakili yapken Müslüme ayollar. Moskova'da, Çiçenistan'da uzunu fidakili yapken Müslüme ayollar. Yoş yoş balakaylar. Bir taş bulan tankini aldı yasalı kuli yapken Falastinlik balakaylar. Irak'ta uzunu amalat istişadı kili yapken, Afganistan'da amalat istişadı kili yapkenler, Indonezya'da amalat istişadı kili yapkenler, London'da amalat istişadı, New York, Washington küfürlü merkezde, Tel Aviv'de amalat kili yapkenler, kıyamet günü ümmette zararıya hüccet böledi bu. Mana şu ayol çelik, mana şu bir Müslüme, aciz, natavan çelik, senin gayretin yok muydu? Bu özürge, bu savalı özür terlap kuş gerek. Cihang buluştan ummat kokmasın. Yahudiler birinci, ikinci cihan uruşu da faal iştirak kılıp durup kigin Falastin'in vesu alıyorlar. 6 milyon kurban bu kit Yahudiler. Bana bugün sanaklık bir neçe milyon Yahudi bütün 6 milyon başarattı başkalıp durup dedi. Öyle hem cihang kılı yaptı. Falastin Kuveyt'ten kiçkine cay. Şunakan kiçkine cay. İsrail ege bugancı cüceyem küçükine cay. Peki şeyde bunlar kan beren. Çünkü bunlar mukaddes de bilen.
Vaholanki ummatga muqaddas edi Falastin. Ummat unutdi Falastinni. Go'yoki bu falastinlik arablar bilan yahudiylar mushriyatiga aylanib qoldi. Yo'q, birodarlar. Bu ummatni birinchi qiblasi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safar qilgan Isro kechasida u yerda payg'ambarlar imomlik qilgan joy u. Ibrohim alayhissalom o'tgan joy u. Hamma payg'ambarlar o'tgan joy u. Bugun yahudiylar oyog'ini osdi. Ularni azmi nima azm qilgan? Baytul Maqdisni buzishlikka azm qilgan. Makka bilan Madina olmoqchi ular. O'zlarining otobosini uchun olmoqchi. Shuning uchun butun islom ummatiga shu yerdan turib, mujohidlarning safidan turib, Xuroson tog'laridan turib, muhojir ansorlar nomidan vasiyatimiz shuki, asl dinimizga qaytaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qadamlariga qadam qo'yadi. Tongki ertaga Robbimizga ro'baro bo'lganda yuzimiz qora bo'lmasin. Lekin ummatga bashorat beramizki, bundan 15 yil, 20 yil oldim, hech kim tasavvur qilmasdi, Qizil imperiya yo'qib ketadi deb. Hech kim tasavvur qilmasdi. Hatto ular ham tasavvur qilmasdi. O'sha Hashr surasida Alloh taolo yahudiylarni yahudiylar ham bedan biz hargiz chiqamiz deb o'ylamasdi ular. Musulmonlar ham bu mustahkam qo'rg'onlarning ichidan yahudiylar chiqadi deb o'ylamagandi. Lekin Alloh taolo ularni chiqardi. O'zlarining qo'llari bilan uylarini buzib chiqishdi. Biz ham ana shunday bashoratni beramizki ummatga Amerikani ham zavoli juda ham yaqin qolgan. Bir kun SSSR degan narsa tarixda cho'pchak bugun. Tarix axlat qutisiga uloqtirildi bugun. Kitoblari ham hammas. Men ham bu bashoratni beraman. Amerika Allohning yordami bilan yaqin kunda Ala inna nasrallah qarib oyatdan ilhomlanib aytaman. Va ukhra tuhibbunaha nasrun minallohi va fathun qarib oyatdan ilhomlanib aytaman. Rasululloh sallam eng og'ir qandoq kunlarda ummatlarni Rum, Fors, Yaman futuhatlari bilan bashorat bergan bashoratlardan ilhomlanib shundan ta'sirlanib aytamanki Washingtonga bu ummat inshaalloh yetib boradi. Birinchi zarbalar nurdi alhamdulillah 19-da islom ummatining rijollari Alloh taolo shahodatini qabul qilsin. Inshaalloh men bashoratni beraman. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari bor edi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadurruhum man khalafahum va la man khazalahum degan hadislari bor edi. Shu hadisda qiyomat kunigacha Rasululloh sallam meni ummatimdan dedilar. Mening ummatimdan bir toifa boshqa hadislarda isoba deb keladi. Fiya deb keladi. Juda ko'p rivoyatlarda keladi. Bu yerda toifa dedilar. Meni ummatimdan bir toifa haqni ustida zohir bo'lib turishaveradi. Ularga kim qarshilik qilsa, muxolifat qilsa va ularni yordamsiz tashlab qo'yadigan bo'lsa, ular zarar yetkaza olmaydi dedilar. Mana bu hadis sharhida ulamolar nima deyshyapti? Birinchisi jihad qiladigan haqiqiy Rasululloh sallam ummatim degan toifa bitta. Endi yana ikkita toifa, muxoliflar va yordamsiz tashab qo'yadiganlar. Bularni ham musulmonlar bilan. Muxolif bo'ladi, ham nima yordamsiz tashab qo'yadi. Keyin biz mana birinchisidan bo'laylik. O'sha birinchi toifadan bo'laylikki, mujohidlarni agar safiga bo'la olmadingmi? Ularni jihozlab turaylik, yordam beraylik. Ularni ahllariga yordam beraylik. Ularni asirlarni chiqarishga harakat qilaylik. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, ana shu nifoqdan salomat qoladigan kishilarni g'ozilar, g'ozini qurollantirib unga yordam berganlar. Uchinchisi g'ozilarni ahliga yaxshilik qilganlar. To'rtinchisi yo'q. Umum musulmonlarga tavsiyam shuki, kelinglar, Rasululloh sallam mujohid bo'lganlar, mujohid bo'lishlikka afsus qilmaylik, uyalmaylik, biz ham mujohid bo'laylik. Biz ham qonimizni to'kaylik, lekin o'limdan qo'rqmaylik. Shu o'limdan qo'rqish vahn bu ummatni xor qilib qo'ydi.
Resulullah sallam ettiler ki اِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الظِّلَّ Eğer size cihatı terk edin olursa Allah Teala sizlerin üstünlüğü harlığını musallat kılıp koyar, galip kılıp koyar. Şunun için hem kirini şu zilletten çıkayız. Allah Subhanehu ve Teala İslam ümmetini barşa mazlumlar göz yordan birisi. İslam ümmetini bir canlarımızı hepsi dağsırasın. Asirlerini Allah Teala uzu himayesinde sakla ularını çıkarsın. Allah Subhanehu ve Teala bizlerini Resulullah sallallarının münasib ümmeti kılsın. Bir gün keler bahar, ağaçlar günler, bizni tapalmaysiz, siz uşa günler. Bir gün keler bahar, ağaçlar günler, bizni tapalmaysiz, siz uşa günler. Melametke mahkum, cihat kılsa kim? Kim bilər haq kim? Kimlər məcnunlar? Məlumatga məhkum. Şu bilən, keçki radyo eşitirişimiz nihayəsigə yetdi. Etibarınız üçün minnətdorçilik bildirib, Allah Subhanahu wa Taala'dan eşitgənlərimizgə əməl qilishni, həmdə siz müminlərinin dünya və ahirətlərigə manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.